Herkese merhaba, ben Tayfun. Bugünkü videomuzda hızlı öğrenme teknikleri, daha doğrusu hızlı nasıl öğrenebiliriz, bunun üzerinde duracağım. Bu konuda bayağı bir araştırma yaptım. Sağda solda videolar ve kitaplar gördüm. Birazını da okudum. Umarım bu videom da size yardımcı olacaktır. Şöyle ki, hızlı öğrenmek denince aklımızda tabii çarçabuk bir şeyi, yani birinin bir senede öğrendiğini bir günde öğrenmek demeyelim bunu, ama daha kolay öğrenmek diyebiliriz. Bu konuda bazı çalışmalar var. Benim de oldu. Yabancı dili öğrenirken genellikle kullandım bunları. Bunları da sizinle paylaşmak istiyorum. Size yararlı olacağını düşünüyorum. Bana yararlı oldu. Hemen başlayalım o halde. İlk olarak İlk olarak neyi kolay öğrenebildiğimizi tespit etmeliyiz. Örneğin bir öğrenci matematiği kolay öğrenebiliyordur, Türkçe'de zorlanıyordur. Ya da geometride zorlanıyordur, Almanca dersinde çok rahattır. Bunun gibi öncelikle neyi kolay öğrenebildiğimizi anlamamız gerekiyor. Bunu tespit ettikten sonra neyde zorlanıyoruz? Bunu tespit ediyoruz. Hangi konuda zorlanıyoruz? Önce neyi kolay öğrendiğimizi saptayalım. Sonra da neyi, hangi konuda zorlandığımızı saptayalım. Bu bizim işimize yarayacak. Üçüncü aşama çapalar oluşturmak. Yani kolay öğrendiklerimiz kolay öğrendiklerimizden zor öğrendiğimiz konuya bir bağ kuracağız. Bu bağ ikisi arasında bir bağlantı oluşturacak. Yani kolay öğrendiğimizle zor öğrendiğimiz arasında, bu yolla zor öğrendiğimizi de kolay öğrenmeye başlayacağız. Hemen o konunun detayına geçelim. Şöyle ki, bunun için çapalar kullanacağız. Öncelikle onu söyleyeyim. Çapa dediğim yine bağlantı, çağrıştırıcı. Örneğin bir öğrenci matematik dersini seviyor ve bunu rahat yaparken Türkçe dersini yapamıyor. Öncelikle şunları yapmalı. Matematik dersi yaparken nasıl bir ruh halinde olduğunu tespit etmeli. Yani o derse çalışırken, ya da olsun matematik dersine çalışırken nasıl bir ruh halinde, neler düşünüyor o an, neler görüyor, beden duruşu nasıl, nefes alışverişi nasıl, aklından neler geçiyor, bunları bir kağıda not etmeli. Ardından o odada önce tabii kolay öğrendiğini de bu arada ifade edeyim. Kolay öğrendiği konulara da bir bağlantı ekmeli. Şöyle diyelim, biraz önceki örneğimizdeki matematik sever öğrenciyi ele alalım. Matematik çalışırken yanına bir resim koysun. Çalışma masasına bir resim koysun. Ki zaten sevdiği bir resim olacak tabii bu. Karşısında bir resim. Bir de bir küçük, yine sevdiği bir müzik açsın. Bunu her matematik çalıştığında tekrar etsin. Hatta koku da ekleyebilirsiniz. Ben lavanta kokusunu severim. Lavanta kokusunu koyabilir. Oda kokusu gibi. Buna ekler. Sonra bunlar bağlantı oluşturdu. Matematikle bunlar arasında bir bağ oluşmuş oldu. Bunu tabii uzun zamanda yapmak gerekir. Bir günde olmaz. Her matematik çalıştığında yapar. Sonra Türkçe çalışmayı sevmiyor ya da zorlanıyor Türkçe çalışmakta, Türkçe dersinde. Aynı bağlantıları, bu nesneleri, resim, koku ve müzik gibi, diğer derste de aynı şeyleri kullanacak. Bunun ardından aynı şekilde Türkçe çalışır, matematik çalışır gibi Türkçe çalışacak. Aynı duruş, aynı oda, aynı koku, aynı sesler, aynı düşünceler. Düşüncelerini de tartacak.
Göreceksiniz ki çok kısa sürede Türkçeyi de rahatlıkla öğrenebilecek. Türkçe dersinde de istekli ve başarılı olacak. Bundan eminim. Bunu denedim çünkü. Bu hayatımızın pek çok alanına uygulanabilir bir metottur. Çünkü çevremizde gördüğümüz her şey beynimize bir sinyal iletir. Bunların hepsi birer çapadır. NLP dilinde çapa denir. Bunu başka bir konuyla da ilişkilendirebiliriz. Bir diğer örnek vermek gerekirse, bir kişi diyelim bir insandan hoşlanmıyor. Ama onunla da birlikte yaşamak zorundasınız. Bu bir iş arkadaşınız olabilir ya da normal arkadaşınız da olabilir. O zaman şöyle yapmalısınız. Sevdiğiniz birini hayal edip onun yanına giderken neleri düşünüyorsanız, neleri hissediyorsanız o hislere ve düşüncelere kendinizi odaklamanız gerekir. Kötü, yani sevmediğiniz kişinin yanına giderken de sevdiğiniz kişinin yanına gider gibi düşünün. Bunu zihninizde canlandırın. Hatta sevdiğiniz kişinin yanına giderken atıyorum bir kırmızı kalem varsa, atıyorum bir kaleminiz varsa cebinizde, aynı kalemi diğer kişinin yanına giderken de kullanın. Sadece bunlar örnek. Başka şekillerde de yapabilirsiniz. Ben temel unsuru size açıklıyorum. Bu yolla biraz düşünceleriniz değişebilir karşı taraf hakkında. Bir de onun iyi taraflarını düşünürsünüz ek olarak. Belki yardımcı olur bu da. Ama çapa konusunda eminim. Çapa çok yardım eder. Birçok alanda denenmiştir bu. Ve başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Sadece ders çalışmak vesaire değil, insan iletişimi için de geçerlidir ki iletişimin diğer videolarında bunları da anlatacağım. Etkili kelimeler veya hipnotik dil kalıpları konusunda belki bunu anlatabilirim. Bir diğer hızlı öğrenme metodu da hayal etmek, zihinsel aktivasyon. Şöyle düşünelim, biz bir şeyi öğrenip kitabı okuduk, elimizden bıraktık. Hayır, böyle yapmamalıyız. Bizim yapmamız gereken kitabı okuduktan sonra zihnimizde canlandırmaktır. Ne öğreniyorsak, bu bir makine kullanmak da olabilir. Makineyi kullanırken odaklanıp kullandıktan sonra da bunu arada sırada zihnimizde canlandırmalıyız. Bu şekilde daha rahat öğrenilir. Çünkü insan zihinde canlandırdığını yapma eğilimi gösteren bir varlıktır. Biri bir şeyi zihninde canlandırdığında onu yapma eğilimi gösterir. Bir diğer hızlı öğrenme tekniği tekrardır. Ama bu tekrar öyle alelade bir tekrar değil, bir sisteme dayanır. Örneğin öğrendikten bir şeyi okudunuz ya da bir derse çalıştınız, 3 saat sonra tekrar edin. Sonra bir gün sonra tekrar edin. Bir hafta sonra tekrar edin. Sonra 15 gün sonra tekrar edin. Bir ay sonra tekrar edin. Göreceksiniz ki bu tekrarlar sistematik şekilde aralıklarla olduğunda hafızanıza o bilgileri kısa dönem hafızadan uzun dönem hafızanıza yerleştirecektir. Bu yolla öğrenmeniz çok daha basitleşecektir. Bu konuda birçok çalışma yaptım. Belki onu da başka bir videoda verebilirim. Zihin haritaları diye bir, gerçi bunu yabancı dil videosunda dile getirmiştim ama burada da kısaca size anlatayım. Şöyle bir A4 kağıdı alırsınız elinize. Ortasına bir yuvarlak çizersiniz. Elips şeklinde çizmeniz daha doğrudur. Bundan dallar çıkarırsınız kenarlara. Tarih öğreniyorsanız, örneğin Cengiz Han'ı öğreniyorsanız ortaya Cengiz Han yazarsınız. Altta ve çevresine dallar çıkarıp oraya notları yazarsınız. Bu yolla bütünü görmüş olursunuz. Resmin bütününü görmek diyoruz biz buna. Resmin bütününü gördüğünüzde zihninizde daha çabuk kalır.
Çünkü beyin lineer çalışmaz. Bu şekilde alt alta değil de dağınık şekilde çalışır. Big Bang patlaması gibi. Yani insan beyni alt alta ya da yan yana çalışmaz. Dağınık şekilde çalışır. Bunu da birçok beyin geliştirme ve beyinle ilgili yapılmış araştırma kitaplarından okudum. Belki bir gün kitap tanıtımları da yaparsam, ki yapmayı düşünüyorum, onlarda da bu konuyu ele alırım. Şimdilik söyleyebileceklerim bu kadar. Videolarımı takip etmeyi ve abone olmayı hatırlayın. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın.